Merhaba arkadaşlar ben Sermet Demir. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin kendi otomobilini üretme hayali geçtiğimiz günlerde farklı bir noktaya erişti. Türkiye'nin otomobili girişim grubu şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarını göstermek amacıyla bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirdi. Hem bu organizasyondan önce hem de organizasyon sonrası insanların akıllarına birçok soru oluşmuştu. Grubun CEO'su Gürcan Bey'in tanıtım günü gerçekleştirmiş olduğu sunum pek çok sorunun cevabı niteliğindeydi aynı zamanda hükümet kanadı da hem vereceği desteği hem de fabrikanın nereye kurulacağı bununla birlikte ne kadarlık bir yatırım gerçekleştirileceği gibi bilgileri resmi kanallar aracılığıyla yayınladı. Ben bugün sizlerle bu organizasyondan ve sonrasında yapılan bilgilendirmelerden farklı olarak daha temel bir soru üzerinde konuşmak istiyorum. Sorumuz şu şekilde. Türkiye'nin otomobili neden elektrikli? Bu sorunun cevabı olarak aklınıza öncelikle şunlar gelebilir. Yani teknoloji oraya kayıyor ya da geleceğin temiz teknolojisi elektrikte. Bunların hepsine katılmamak elde değil. Ben de katılıyorum. Ancak sorunun temel cevabının ya da tam cevabının bu olduğunu düşünmüyorum. Sizlerle bu soruyu biraz daha mühendislik bakış açısı ile cevap bulmak istiyorum. İlerleme yöntemim şu şekilde olacak. Öncelikle arabaların başlangıcından yani kısaca tarihinden bahsetmek istiyorum. Zira göreceksiniz ki elektrikli otomobiller genel bilinenin aksine o kadar yeni bir teknoloji değil. Ondan sonra ginomist teknolojisi olan içten yanmalı motorlara nasıl geçiş olduğunu açıklayacağım. Burada tabi ki etken faktörler var bunlardan bahsedeceğiz. Günümüze doğru yaklaşırken hem elektrikli arabalara geçişi hem de ara formalan hibrit teknolojisinin özelliklerinden konuşacağız. Böylelikle konuyu neticelendireceğiz. Otomobillerin ilk ortaya çıkışları 1800'lü yılların ortalarına denk gelmektedir. Çok düşük yıl hızlarda ve çok düşük menzillerde ilk örnekler üretilmeye başladığında sene 1850 civarındaydı. Amerika ve aynı zamanda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ayrılardan çeşitli otomobiller imal edildi. Bu otomobiller sanılanın aksine elektrik motorluydu. Ana değişiklikler genel olarak 1800 sonları ve 1900 başları ile 1900'lerin ortalarında gerçekleşti. Daha detaylı olarak baktığımızda 1800'lü yıllarda birçok yerde aynı anda ortaya çıkan elektrikli otomobiller 1900'lere ulaşırken New York'ta taksi olarak kullanılıyordu. Resimde ise internette İstanbul'da elektrikli bir aracın fotoğrafı olduğu belirtilen bir belge resmi görüyorsunuz. Hatta 1888 yılında Sultan II. Abdülhamit İngiltere'den ilk elektrikli arabayı sipariş ederek İstanbul'a getirmişti. 1900'lerin yılların başlarında elektrikli otomobiller özellikle tercih konusuydu. Çünkü o günün şartlarında bu otomobillerin gidebilecekleri çok fazla bir yol yoktu. Kullanımları genellikle şehir içi ile sınırlıydı. İçten yanmalı araçlar da olmasına karşın bazı avantajlarına binaen elektrikli araçlar daha çok tercih ediliyordu. Mesela neden içten yanmalılar elektriklere karşı tercih ediliyordu? İçten yanmalı motorlar çünkü oldukça titreşimliydi. Elektrikli arabalar bu yönden çok daha konforluydu. İçten yanmalı motorlarda koku, gürültü sorunu ayrı birer problemdi. İçten yanmalı motorlarda vites kullanımı zorunlu bir gereklilik. Zira arzu edilen değişik top ve ihtiyaçları ancak böyle karşılanabiliyordu. Ve vites kullanımı o yıllarda hiç de kolay değildi. Marş motoru da daha icat edilmediği için otomobilleri elle çalıştırmak gerekiyordu. Bu gibi sebepler 1900'lü yılların başına kadar elektrikli arabaları daha cazip kılıyordu. Ancak Henry Ford'un otomobil dünyasında bir devrim gerçekleştirmesiyle bu durum dramatik bir şekilde tersine döndü. Bu Henry Ford'un yapmış olduğu dramatik değişikliklerden birincisi kurmuş olduğu seri üretim hattı imalat yöntemi. Böylelikle benzinli arabaların üretim maliyetlerini elektrikli arabaların altına düşürmeye başardı. Öyle ki o yıllarda bir elektrikli arabanın fiyatı yaklaşık olarak 1750 dolar iken benzinli arabalar 650 dolar civarındaydı. Düşük fiyatın yanı sıra şehirlerin büyümesi ve ülke içerisindeki yolların hızlıca gelişmesi sebebiyle araç sahipleri daha uzun mesafelere gidebilen otomobillere ihtiyaç duymaya başladılar. Elektrikli araçlar ile bu pek mümkün değildi. 1920'lerde elektrikli otomobiller artık uzun menzil, beygir gücünün düşüklüğü ve benzine ulaşımın kolaylaşması ile cazibesini kaybetmeye başlamıştı. 1950'li yıllara kadar bu durum böyle devam ederken Avrupa'nın ve Amerika'nın büyük şehirlerinde Hava kirliliğine bağlı olarak birçok insanın sağlığını ve hatta hayatını kaybetmesi, içten yamalı motorlar ile ilgili problemlerin açığa çıkmasını sağladı. Aynı senelerde baş gösteren petrol krizi ile benzin fiyatlarının artması ile benzinli araçlara alternatifin arayışı ayrıca ortaya çıktı. Emisyonların düşürülmesi amacıyla öncelikle motor teknolojisinde değişikliğe gidilmişti. İki vuruşlu motorlar yerine emisyon oranı daha düşük dört vuruşlu motorlara geçilmişti. Bu ve benzeri uygulamaları ile mühendisler emisyon oranını %95 oranı gibi çok ciddi bir şekilde azalttılar. Ancak otomobil sayısı öyle bir oranda artış gösterdi ki bu düzeltme toplamda olan artışa engel olamadı. Ayrıca yeni üretilen araçlar için emisyon standartları da uygulanmaya başlamıştı bir önlem olarak. Böylelikle hidrokarbon ve ozot emisyonları belli bir eşiğin altında tutulmaya başladı hatta 2000'li yılların başında artık motor teknolojisiyle bazı emisyonlar ulaşılamayacağı anlayınca ek kimyasal yakıtlarla bunu katalitik konvektörlerle bunları daha da düşürülmeye çalışıldı. Şimdi farklı olarak bir de termodinamik açısından motorları incelersek yani ısı dinamiği açısından motorları incelersek ilk bahsetmemiz gereken verimlilik olur. İçten yanmalı motorlarda ulaşılan verim yaklaşık olarak %40. Bunun geri kalan kısmının neredeyse tamamı ısı enerjisi olarak atmosfere atılıyor. Elektrikli motorlarda ise teorik olarak %90 verimin üzerine çıkmak mümkün. Buradan şunu anlıyoruz ki içten yanmalı bir motorda deponuza koyacağınız 50 litrelik benzinin karşılığı olan enerjinin sadece 20 litresini kullanabiliyorsunuz. Ancak elektrikli motorlarda koyduğunuz enerjideki kaybınız karşılaştırılamayacak kadar küçük. Emisyon olarak karşılaştırdığınızda ise durum çok daha farklı. İçten yanmalı motorlarda durum belli iken elektrikli motorlarda emisyon değeri sıfır. Ancak bu aracın o anki emisyon değerinin sıfır olduğunu gösteriyor. Unutmayalım ki bataryalarda koyduğumuz enerji üretirken de bir kirlilik yayabiliyoruz ya üretebiliyoruz. Ancak siz bataryaya koyduğunuz enerjiyi yenile bir enerjiden aktardıysanız bu başka. Bu konuyu ba burada noktalamak istiyorum. Başka bir videoda belki bunu inceleyebiliriz. Bu konuyu burada noktalamak istiyorum. Ömür cinsinden hesaplarımıza baktığımızda ise benzinli araçlarda 1 milyon kilometre yapmak mümkün. Dizel araçlarda düzensiz patlama olduğu için bu sayı genellikle yarısı yani 500 bin kilometre olarak kabul edilir. Elektrikli motorlarda ise bir ömür belirleme hiç de kolay değil. Çünkü eskiyecek tek parçası yatakları olabilir ki onlar da değiştirilirse ilk günden farkı pek kalmaz. Tarihsel ilerleyişi incelediğimiz zaman görüyoruz ki elektrikli araçlara geçiş öyle sanıldığı aksine petrolün bitecek olması gibi sebepler değil. Daha çok emisyon yani hava kirliliğini azaltmak ile alakalı çalışmalar. Bir başka sebebi ise arabaların artık iyice akıllanması, tamamen elektronik olması söylenebilir. Ancak mühendislik olarak baktığımızda enerji enerjidir. Onun hangi formdan geldiği önemli değildir. Örneğin günümüzde belki çok karşılaşmıyoruz ama Dıştan yanmalı motor teknolojisiyle dediğimiz Rusya'nın özellikle kuzey bölgelerinde gördüğümüz odun gibi doğal ürünlerle hareket eden araçlarda var. Belki de bununla alakalı başka bir videoda yapılabilir. Enerjiyi enerjidir dememizin sebebi bu. Bu çalışmalar yapılırken özellikle 70'li yılların sonlarına doğru farklı bir otomobil türü üzerine yoğunlaşıldı. Melez olarak da adlandırılabilecek hibrit teknolojisiyle araçların tüketim miktarları düşürülerek daha emis, az emisyon üretilmesi sağlandı. Bu işin öncülerinden olan Toyota 80'lerin sonundan beri çalışmakta ve 20 yıldır piyasaya hibrit araç sunmaktadır. Hibrit araçlar hem elektrik motoru hem de benzinli bir motoru sahipler. Elektrik motoru elektrikli araçlara göre oldukça düşük bir güce sahip. Zira burada amaç aracı sadece elektrikli motoru ile sürüş yapmak değildir. Çalışma prensibi şu şekilde. Aracın en verimsiz çalıştığı doğal olarak en çok yakıt tükettiği kalkış anında verimliliği yüksek olan elektrik motoruyla aracı hareket ettirmek. Belirli bir tork değerine ulaştıktan sonra ise elektrik motorunun gücü artık yetmeyeceğinden seyir halinde elektrik ve benzin motorlarını beraber kullanılmaktadır. Burada otomobilin beyni yakıt performansını en iyi dengeleyecek şekilde çalışmaktadır. Otomobil fren yaptığında hareket enerjisi normal araçlarda balatalar yardımıyla ısı enerjisine dönüşmektedir. Bu araçlarda ise tekerlekleri iç ve dış üzere İki parçaymış gibi düşünebiliriz. Dış teker fren anında kilitlenerek aracı durdururken içerideki mekanizma aracın hareketi kaynaklı momentumu geri kazanmaya çalışmaktadır. Durma halinde ise yeni nesil çoğu araba gibi bu araçlarda her iki motoru da kapalı durumda tutmaktadır. Hibrit araçları bu anlattıklarımıza binaen avantaj ve dezavantajları olarak incelersek karşımıza şunlar çıkar. Tüketim düşüklüğü ana avantaj konumundayken buna bağlı olarak emisyon miktarı daha düşük olacak ve aynı yakıt ile daha uzun menzil sağlanabilecektir. Toyota'nın Corolla model araçları için karma sürüşlerde hibrit araçlar yaklaşık 3.8 litre gibi iddialı bir yakıt tüketimi ile güzel bir performans sergilemektedir. Dezavantajlarını incelersek göreceli de olsa daha az güç alabilme durumu olabilmektedir bazı modellerde. Ancak araç çift motora sahip olduğu için hem ilk alım fiyatı yüksek olacak Aynı zamanda parça sayısının çokluğu ve karmaşıklığı sebebiyle de bakımı normal araçlara göre daha pahalı olacaktır. Elektrikli araçları geçişte bir köprü vazifesi görecek olan hibrit araçlar geleneksel otomobil üreticileri için tercih sebebi olmuştur. Elektrikli araçlara tamamen geçildiğinde ise karşımıza şöyle avantajlar çıkacaktır. Tüketim miktarı kesinlikle daha düşük olacak. Bununla birlikte doğacak bir fırsat da şudur ki elektriğinizi kendiniz üretebilirseniz aracınızı bedava gibi neredeyse bir fiyata hareket ettirebilirsiniz. Araç olarak düşündüğünde bahsettiğimiz gibi herhangi bir omisyonu yok. Ancak enerjinin üretiminde bir kirlilik oluşmuş olabilir. İlk maddede belirttiğimiz gibi eğer enerjiyi rüzgar ve güneş enerjisi gibi sistemler ile ürettiyseniz bu durumda sıfır emisyonu tamamıyla kabul edebiliriz. Elektrikli araçları hiç bindiniz mi bilmiyorum ama araçta motor kaynaklı hiçbir titreşim duymayacaksınız. Sadece yoldan kaynaklı sesleri ve titreşimi hissedeceksiniz. Bu da sürüş konforunuzu çok arttıracak. Tüm bu avantajların yanında bu araçların zayıf yönleri ise şöyle belirtilebilir. Teknolojisinin gelişmesiyle beraber menziller artsa da hala istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Sadece şehir içi düşünüldüğünde ise bu menziller yeterlidir. Örneğin servis araçları, kargo araçları ve bunun gibi. Dolum süresi aynı şekilde hızlanmakta ve gelişmektedir. Aslında ilk üç madde de birbirine bağlıdır donum noktaları da zamanla artmaktadır. AVM'lerde ve bazı benzincilerde sizler de bu donum noktaları ile karşılaşmaya başlamışsınızdır. Sessizliği bazı uzmanlar sürücü için değil ama yayılar için bir dezavantaj olarak görmektedir. Hatta bazı bilim adamları araca hoparlör yardımı ile ses kabiliyeti kazandırılması teklifini bile sunmuştur. En önemli dezavantajı ise en sona kaldı. Kullandığınız akıllı cihazlar ve düzüstü bilgisayarlardan da bildiğiniz gibi bu bataryaların bir ömrü var. Ancak bu ömrün eskisi kadar kısa olmasa da hala yeterli olduğunu söylememiz kişiye göre değişebilir. Yerli arabayla alakalı mutlaka beklentileriniz vardır ve açıklanan bilgilerin sizin beklentilerinizi ne kadar karşıladığını bilemem. Bugün sizlere başka bir bakış açısı daha ekleyerek değerlendirmenizi bu mimalde yapmanızı öneriyorum. Ayrıca tanıtım ve Gürcan Bey'in yapmış olduğu sunumu da izlemenizi ve otomobili iyi kötü yanları ile değerlendirirken nihai kararı bu farklı perspektifleri bir arada düşünerek vermenizi tavsiye ederim. Ben ülkem adına bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.